Ne iyi oldu buraya geldiğimiz. İyi ki böyle bir yer seçmişsin. Açık havada meşguliyetle tedavi. Baran Bey, bakıyorum da dersi kaynatmakta üstünüze yok. İlkokulda böyle bir özelliğiniz olduğunu hatırlamıyorum ama hatırlatmak isterim ki ben sizin doktorunuzum. Tamam, bütün dikkatimle seni dinliyorum. Asıl ben seni dinliyorum. Ama bugün huysuzluğun üstünde. Hiçbir şey anlatmadın doğru dürüst. Hayır, yani hastaneye gel desem gelmeyeceksin biliyorum. 2 saat duramazsın. O yüzden buraya getirdim seni. Ama hala hiçbir şey anlatmadın. Ne anlatmamı istiyorsun? Bak, bazı şeyleri unutmak aslında onları hatırlamak istemediğimiz içindir. Geriye atarız ve unuturuz. Hatta bununla ilgili çok güzel bir söz var. Mutlu olmak için unutmak gerekir. Hatırlamak için de bazı yöntemler var. Mesela koku. Başka bir şeyi hatırlayarak çağrışım yapma. Şimdi sen içinden diyorsundur ki ne kadar ukala olmuş bu, değil mi? Ben bunu seni ilk gördüğümde düşündüm zaten. Hadi, anlat bakalım, dinliyorum. Mesela Sıla. Sıla'dan bahset biraz. Nasıl gidiyor evlilik? Çok iyi gidiyor. Bu kadar mı yani? Çok iyi gidiyor. Sen bana evliliğin nasıl gidiyor diye sormadın mı? Tamam, tamam. Peki. Sıla'yı anlatayım. Gelin bakalım. Beğenecek misiniz? Ya kızım, burası bize çok büyük. Değil mi? Olur mu baba? Zaten kaç kişisiniz? Sağ olasın kızım. Biz senin hakkını nasıl ödeyeceğiz? Yukarı bakmayacak mısınız? He vallahi, bakalım. Benim odam hangisi? Çıkıp bakın bakalım yukarı. Demek bu eve 600 liraya tuttun. Ev sahibi tanıdık da herhalde. Öyleydi. Sıla, bana da. Ayağıma baksana. Ah garip abim. Meğer yalancı bir karısı varmış. Sıla inatçıdır. Sonra tez canlıdır. Bir şeyi aklına koyduğu zaman hemen olsun ister. Hayatımda gördüğüm en iyi yürekli kadındır. Ama damarına da basmayacaksın. Haksızlığa hiç dayanamaz. Duramaz. Mümkün değil. Mutlaka bir şey yapar. Fedakardır. Sevdikleri için her şeyi göze alır. Tahmin edemeyeceğin kadar da cesurdur. Başka? Yemek yapmayı bilmez. Ev işi yaptığını görmedim. Ama çok iyi bir annedir. Sabırlı, sevecen. Dırdır etmez, söylenmez. Ailesine bağlıdır. Vay be. Desene, her eve bir Sıla lazım. Nasıl, beğendiniz mi? Beğenmem mi kızım? Saray yavrusu gibi. Sıla'm, bu kadar eşya nerede? Eşyalı tuttum anne. Sadece bir iki bir şey düzelttirdim. Sağ ol yavrum. Kızım, ya çok uğraşmışsın vallahi. Ellerine sağlık yani. Ne gerek vardı? Olur mu öyle şey baba? Siz bu evde mutlu olun, ben de olurum. Efendim. Peki tamam, geliyorum. Ben şirkete gidiyorum. Bedir Hanım'ı size bırakayım. Ben bakarım canım. Senin aklın kalmasın. Dün gece biraz huysuzlandı. İnşallah hasta olmaz. Kuzum yok, merak etme. Hiçbir şey yok benim paşamın. Hadi bakalım oğlum. Halaya. Yaramazlık yapmak yok, tamam mı? Gel kuzum sen, gel. Hadi görüşürüz. Allah razı olsun Sıla'm. Eksik olma kızım. Ne demek anne? Sıla kızım, bu kirayı masrafları vereyim ben sana. Yok baba, olur mu şimdi? Hem ben geç kaldım. Sonra şey yaparız, konuşuruz, tamam mı?
Ne diyorsun Bedel? Burası şimdi bizim mi? Hevallah Celil, öyle. Sıla'da Mardin mi? Evet, ama çok küçükken ayrılmış, İstanbul'a gelmiş. Ailesi göçmüş mü? Uzun hikaye, sonra anlatırım. Ya da bir gün Sıla kendi anlatır sana. Al işte ya Boran, senin hasta olarak benim sorduğum sorulara cevap vermen gerekiyor. Hatırlamadıkların hakkında konuşmayacak mıydık? Bunu hatırlıyorum sonuçta. Ya Allah aşkına söylesene, Sıla nasıl dayanıyor sana ha? Bence o kesin sana karşı efsunlatmıştır kendini. Bak dikkatini çekerim, efsunlatmıştır diyorum. E çünkü ne de olsa bizim de kökümüz Mardin'e dayanır. Pardon yani. Nasıl geçti yolculuk baba? Rahat gittin? Rahat rahat. İyi geldim. Pek güzel, pek güzel. Ne geveliyorsun dilavar? Ödeyeceğin mi var? Ne geveleyeceğim baba? Konuşuyoruz işte. Nasıl Mardin? Aşiret her şey yolunda mı? Yolunda. Hiçbir sıkıntı yok. Hani diyorum ne kadar zamandır buradasın. İşler birikmiştir. Mesela aşiret meclisini toplayacaksın. Hayrola dilavar? Ne bu kadar alakadar oldun işlerle, aşiretle? Ya baba ben her zaman alakadarım da bu ara şirket falan işlerin peşine takıldık yani. Acaba diyorum bana ihtiyacın var mı? Dilaver. Efendim baba. Ali Ağa geldi mi sana? Yok baba. Ali Ağa nereden çıktı? Eğer gelecek olursa benim mutlaka haberim olsun. Anladın mı? Anladım baba da niye gelecekmiş ki? Niyese seni alakadar etmez. Haberim olsun dedim. Anladım baba. Haber vereceğim. Teşekkür ederim. Hep ben anlattım. Şimdi biraz da sen anlat. Boran, yine karıştırmaya başladın herhalde. Terapi yapıyoruz. Yani sen anlatacaksın, ben dinleyeceğim. Bir saat oldu ama. Seans bitti. Anlatsana. Mardin'den sonraki hayatın nasıl geçti? Kolay olmadı tabii. Mardin'de neyimiz var neyimiz yoksa sattık. İzmir'e yerleştik. Babam midyecilik yapıyordu. Neyse, zaten fazla uzun sürmedi. Babam vurulduktan sonra... Vuruldu mu? O da uzun bir hikaye. Uzun ve acı. Sonra ben parasız yatılı sınavlarını kazandım. Evden ayrılışım da o oldu zaten. Sonra ortaokul, lise, derken üniversite, İstanbul'a yerleştim. Tek başına her şeyin üstesinden geldin yani. Aslında benim tercihim değildi tabii. Çok da eğlenceli bir şey değil 12 yaşında bir başına kalmak. Şimdi ben senin hafızalarını yerine getirmeye çalışıyorum ya. Aslında benim de bazı şeyleri unutmamda fayda var. Efendim Sıla? Dışarıdasın. Tahmin ettim terapiye gitmediğini. Hayır yanılıyorsun. Doktorumla birlikteyim. Dışarıdayız. Biz yemek yiyoruz. Aynı zamanda terapimize devam ediyoruz. Böyle terapi oluyor muymuş? Vallahi ben de sordum. Zeynep torpilli hastalarımız için oluyor dedi. Öyle mi? İyi olmuş tabii. Akıllı doktor. Tamam ben de merak etmiştim gidip gitmediğini. Tamam canım. Merak edilecek bir şey yok. Her şey yolunda. Tamam. Selam söyle doktoruna. Tamam. Selam söylüyor sana. Sen de söyleseydin keşke. Nerede kalmıştık? Bilmem, hatırlamıyorum. O zaman hatırladıklarını say bana. Bak, hastanla samimi olmayacaksın. Bu iş ciddiyet ister. Sende biraz alınganlık mı var yoksa?